Değerli seyircilerimiz, yeni bir programla birlikteyiz. Kıymetli izleyicilerimiz, mübarek zaman dilimlerini yaşıyoruz. Kutlu anlar içerisindeyiz. Mübarek Ramazan ayının bu güzel saatlerinde yola çıktığımız zaman programın mottosunda, sloganında da belirttiğimiz gibi paylaşmak Ramazan'la güzel sloganımızdan yola çıkarak sohbetimizi, düşüncelerimizi paylaşmaya, misafir ettiğimiz konuklarımızın Ramazan'a dair düşüncelerini almaya, onların varsa kurumsal temsiliyetleri, Ramazan'da yaptıkları faaliyetleri sizlere duyurmaya gayret ediyoruz. Bu akşam da değerli seyirciler, İHA'nın faaliyetlerini konuşacağız. İHA hem ilimizde hem ülkemizde uzun yıllardır fakir fukaranın sofrasındaki çorbayı artırmak, o noktada ağlayan gözleri teselli etmek adına çok önemli faaliyetler gerçekleştiriyor. Birçok boyutları var. Yurt içinde ve yurt dışında faaliyetleri var. Elazığ'daki faaliyetleri Şube Başkanı Sayın Metin Kılıç'la konuşacağız. Sayın Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, eğitimcisiniz aynı zamanda. Mübarek bir Ramazan ayındayız. Mübarek bir zaman dilimindeyiz. Ben özellikle Metin Kılıç'ın Ramazan'ını da konuşmak da isterim. Uygun görürseniz daha sonra. Ama sözün başında biraz paylaşmak kavramını müsaade ederseniz gündemimize almak isterim. Bu programın mottosu da paylaşmak, sloganı paylaşmak. Paylaşmak denince sizin dünyanızda nasıl bir pencere açılıyor hocam? Buradan başlayalım sözü. Eyvallah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum öncelikle programa davetinizden dolayı. Başta da belirttiğiniz gibi Rabbim bu Ramazan'ı hem şahsımız, ailemiz, ülkemiz ve tüm İslam ümmeti için hayırlara vesile kılsın inşallah. Bunu bu vesileyle ifade etmiş olalım. İnşallah. Dediğiniz gibi Ramazan, şimdi bazı olaylar veya hadiseler vardır. Bazen sorarız kendi kendimize. İşte Elazığ sizin için neyi ifade ediyor? Veya Türkiye sizin için neyi ifade ediyor? Ne bazen bir kelime bir şeyi ifade etmek için yeterli gelebilir. Bu anlamda Ramazan sizin anlam dünyanızdaki karşılığı nedir diye sormuş olsaydınız ben aynen dediğiniz şekilde cevaplardım muhtemelen. Paylaşmak derdim. Yani benim anlam dünyamda Ramazan'ın öncelik olarak ifade ettiği anlam dediğiniz gibi paylaşmak. Tabii paylaşmak derken illa cebimizdekini paylaşmak anlamında maddi bir paylaşımdan da bahsetmiyoruz. Yani insanın maddi anlamda paylaşımını yapabilmesi için takdir edersiniz ki öncelikle yüreğinde paylaşmaya dair bir nüvenin, bir yeşilliğin, bir merkezin olması gerekiyor. Çok doğru. O varsa bir şekilde bir şeyleri paylaşmak gereği hissediyorsunuz. Tabii bu bazen bir fakirin sofrasında paylaştığınız bir aş oluyor. Bazen bir yetimin yanında durup onun başını okşamanız anlamında oluyor. Bazen hiç kimseyle hiçbir şeyle paylaşmıyorsunuz ama gece seherde kalkıp gözyaşları içerisinde bir müminle duanızı paylaşıyorsunuz. Sizden belki binlerce kilometre ötedeki bir mümin kardeşinizle dualarınızı gönderiyorsunuz Rabbimizin huzuruna. Hepsi bir paylaşmak sonuçta. Dediğiniz gibi hakikaten bu kavramın üzerinde fazlasıyla durmamız gerekiyor. Çok güzel bir kavram. Ben dediğiniz gibi eğitimciyim ve özellikle vurgulamak istediğim hususlardan biri de kavramlar üzerinde, kavramların altını oymayı seven biriyim. Yani mesela Ramazan'ı şimdi dendiği zaman genelde Ramazan işte kutlamak veya Ramazan'ı anmak. Şimdi bu kavramlar eksik kalıyor. Yani kutlamak bir başarı veya bir şeyi elde etmişsinizdir. Onun sevincinin farklı şekilde tezahürü. Veya anmak, geçmişe ait veya bir şahsın geçmişe yaşadıklarınızı bir şekilde güncelleyerek dile getirmek. Ama Ramazan için bu kavramlar bence yetersiz kalıyor. Peki Ramazan'ın da ne yapmalıyız? Ben orada çok hoşuma giden bir kavram var. Ramazan ihya edilmeli. Ramazan'ı ihya etmeliyiz. Bu kavramı çok severek kullanıyorum. İhya kelimesi Üstad hay kelimesinden kavram olarak. Hay, Rabbimizin sıfatlarından biri. Diri, canlı, canlılık veren, dirilten anlamına geliyor. Diriliş anlamına geliyor. Şimdi Ramazan'ın ihyası dediğimiz zaman Ramazan'ı ihya etmek derken aslında Ramazan'la ihya olmak, Ramazan'la dirilmek, Ramazan'la kendimize gelmek, Ramazan'ı içselleştirmek çok harika oturuyor benim anlam dünyamda şahsen. Onun için Ramazan elbette paylaşmak ama Ramazan'ı ihya eden, Ramazan'la ihya olan, Ramazan'la dirilen insanların kârıdır.
Yani her baba yiğidin de kârı değildir. Paylaşmak çok zor bir hadisedir. Evet, küçük meblaları paylaşabiliriz ama bazen çok büyük bedeller ödememiz gerekiyor. Büyük şeyleri paylaşmak gerekiyor. İşte o an ihya devreye giriyor bence. İhya edebilen gönüller paylaşmada da önde olan insanlar oluyor. Ben bu kavramı önemsiyorum. Dediğim gibi Ramazan'ı ihya etmeyi Rabbimiz hepimize nasip etsin. Yani Ramazan'ı, Ramazan'la dirilmek, Ramazan'la kendimize gelmek, Ramazan'la dirilişe geçmek. Bu sadece oruç, yani günün 24 saatini aslında diri diri geçirmek anlamını bünyesinde barındırıyor. Sadece oruçlu oldum, ben tamam Ramazan'ı ihya ediyorum, orucumu yemiyorum, içmiyorum, belli şeylerden uzaklaştım, kendimi tutuyorum. İşte dolayısıyla Ramazan'ı ihya ettim veya Ramazan'ı orucu tuttum. Bu değil. Yani Ramazan ayının komple ihya edilmesi, o bir ayın 29 veya 30 günün 24 saatinin tamamının bir şekilde bizi diri tutması, canlı tutması ve o ayı dolu dolu geçirmek anlamına geliyor. Yani ete kemiğe bürünen mücessem bir varlık olarak düşünürsek Ramazan'ı, onun ete ibadetle, taatle, oruçla, namazla ve infakla ve paylaşmakla mücessem, cisimleşmiş, müşahhas bir bedene adeta bürünmesini. Buradan şu anlamı çıkarmak yanlış olur mu hocam? Ya da yanlış mıdır? Yani hayatın bir takım meşgalelerinden izole etmek kendini, işte iş yaşamını bir kenara bırakıp bir kenara çekilmek, daha böyle bir münzevi bir hayatı tercih etmek Ramazan ayı boyunca. Kastınız bu değil değil mi? Yanlış. Yani hayatın içerisindeyken ihya etmek. Hayatın içerisindeyken ama zaman, yani Ramazan'daki zaman mefhumu çok farklı bir yapıya bürünüyor. Yani zaman adeta hızını kaybetmeli. Kaybetmeli. O koşturmacalar, o biraz da onu kastediyorum aslında. Yani Ramazan'daki koşturmalarımızı biraz daha frenleyebilip biraz daha münzevi kısmına ağırlık vermemiz. Ya ne oluyorum, ben hep koşturuyorum. Sabah kalkıyorum, akşama kadar şunu şunu yapıyorum. Yani itikafa yakın bir hayatımı. Bir ay. Evet. Bir ay. Yani zaman kavramı da hakikaten tükettiğimiz kavramlardan biri ama yine mahiyetini çok kavrayamadığımız kavramlardan biri. Bizi bir şekilde çok hızlı bir döngü içerisinde bir yerlere savuruyor. Hocam, bu programın ilk bölümünde şöyle bir girizgah yapmaya çalıştım. Dedim ki o kadar hızlı bir zaman diliminde yaşıyoruz ki işte elimizdeki teknolojik aletler, sürekli bir hız ve sürekli bir tempo içerisinde yaşıyor olmak bize sohbet geleneğimizi de ıskalattı. Aynen. Mesela şimdi bir televizyonda ama bir sohbet geleneğini yaşatma bir anlamda, o geleneğimizi yeniden tevarüs etme adına da bu programı yapıyorum. Dini programı her kanalda iyi kötü, evet, yapılıyor ama bir yani Metin Kılıç'ı karşıma alıp bir sohbet etmek, bir yarım saat hemhal olmak, dertleşmek muradım budur hocam. Evet. Yani Ramazan'da bir de sözü de paylaşmak, sohbeti de paylaşmak, böyle bir kavram da var mı sizce? Ne dersiniz? Paylaşmak gerçekten çok geniş bir kavram. Dediğiniz gibi her hususta devreye girebilecek, kullanabileceğimiz bir kavram. Ya size ait olan, sizdeki bir şeyi başkasına gönül rızasıyla sunuyorsunuz. Bu her şey olabilir. Yani bir bakış, bir muhabbet, hiç konuşmadan karşınızdakinin gözüne bakmanız bir şeyleri paylaşmaktır aslında. Bu çok küçükten büyüğe doğru gidebilecek bir şey. Evet, evet. Dolayısıyla yani Hazreti Peygamber mesela selamı çoğaltın diyor. Paylaşmak ve bu çoğaltmanın bir parçası mıdır hocam? Kesinlikle hocam, katılıyorum. Ve bu paylaşmaları, paylaşımlarımızı her geçen gün arttırmamız gerekiyor. Yani sadece sanal alemden bir şeyleri paylaşmayı kastetmiyorum. 10 paylaşım yaptım, 10 beğeni aldı, 20 beğeni aldı değil. Dediğiniz gibi artık iş biraz da çığırından çıkmış durumda. Yani bazen dedim ya, kavramlarımız yerlerinden edildi. İşte hocam diyor, ben günde 10 tane dini içerikli mesaj paylaşıyorum. Veya şu kadar insana şu kadar mesaj atıyor. Asla bunları kastetmiyoruz. Yani gönlümüzü birbiriyle paylaşmak, gönüllerimizi birbirine açmak. Zaten bunu yaptığımız takdirde öteki kendiliğinden gelecektir. Hiç zorlamaya gerek yok. Anladım hocam. Hiç zorlamaya gerek şimdi yok. Şimdi İHA hocam, girişte de söylemeye çalıştığım gibi uzun yıllardır gönüllere dokunan bir yapısı var. Çok ciddi bir altyapı oluşturarak son yıllarda özellikle mültecilere yönelik de, Suriyeli mültecilere yönelik de faaliyetler de gerçekleştirerek yardım faaliyetleri yapıyor. Hem ülkemizde hem ilimizde. Özellikle de yurt dışında, Müslüman coğrafyada çok ciddi çalışmaları var. Paylaşmanın bir nevi
fakir fukarayla beraber, garip gurabayla beraber olmanın en güzel tarafını yerine getiriyor. Siz de ilimizde de bu faaliyetleri gerçekleştiriyorsunuz. Ramazan ayına has, Ramazan ayına müstakil faaliyetleriniz nelerdir? Biraz buradan başlayalım. Eyvallah. Ve İHH'yı konuşalım. Eyvallah, Allah razı olsun. Üstad, dediğiniz gibi biz İHH İnsanı Yardım Derneği'ni Elazığ İl Temsilciliği yürütüyoruz. Yani bu vakfın, bu yapının kuruluş amacı başta belirttiğiniz gibi zaten paylaşmak. Asıl hedef, asıl amaç mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimize bir yardım eli uzatmak, onların azınlıkta olmadığını onlara hissettirmek, bir yerlerdeki kardeşlerinin onları düşündüğünü onlara hatırlatmak. Amaç, gaye bu. Çok etkin olamayabilirsiniz. Yani bugün Endonezya'daki, Aceh'deki veya Keşmir'deki Filistin kardeşlerinizin birçok sıkıntısını gideremeyebilirsiniz. Ama bir Ramazan'a bir kumanya dağıtmak, kurbanda onun yanında olmak veya belli dönemlerde belli birliktelikler içerisinde bulunmak, emin olun ben bizzat müşahede ettim. O insanlara müthiş bir motivasyon oluyor. O insanlar, benim ardımda ciddi bir ümmet var, bir bilinç var ve evet güçleri şu anda istediğim seviyede olmasa da ciddi bir potansiyel var inancıyla, daha bir özgüvenle varlığını sürdürmek için çabalıyor. En azından yani ülkemize ve insanımıza karşı da bir muhabbet yaşıyor değil mi hocam? O da işin farklı bir boyutu. Evet, kesinlikle evet. Elhamdülillah bugün bunu bayraktarlığını çok şükür bizim milletimiz kendisi bizzat yapıyor. Evet. Dolayısıyla asıl gayemiz azınlık konumunda olan ezilen mağdur Müslümanlara ulaşmak. Hı hı. Tabii ki kendi ülkemiz de bizim vazgeçilmezlerimiz arasında. Kendi fakirimiz de var, kendi yetimimiz de var. Bunları atlamadan pergerin sabit ayağı ülkemiz olmak üzere bütün yeryüzü coğrafyası. Allah kitabında öyle buyuruyor. Yani ben yeryüzünü size mescit kıldım. Yeryüzünün evet, evet. Varisleri müminlerdir, bizleriz. Yani bizler yeryüzünün sahipleriyiz. Yaratmış olduğu şu yeryüzünü bizlere varis kılan Rabbimizin emanetine sahip çıkmış oluyoruz aslında. Yeryüzünün tamamına bizzat bakışlarımızı, nazarlarımızı dikmekle. Dolayısıyla oradaki Müslümanlar bizim önceliklerimiz olmakla beraber kendi ülkemizde atlamadan bunu sürdürüyoruz. Çok şükür bugün 100'ün üzerinde ülkede faaliyetler yürüten bir yapıya büründü İHH. Elhamdülillah. Bugün hangi kuruluştan, hangi yapıdan insanlar giderse gitsin yurt dışına, döndüklerine muhakkak bize bir selam veriyorlar. Allah razı olsun, biz gittik orada sizin varlığınızda gördük ya, ne güzel şeyler yapıyor musunuz gibi. Bu bize tabii güç veriyor. Paylaşmayı topluma yaymak gerekiyor. Üstadım, yani bugün gençliğimiz gerçekten bundan mahrum. Yine belli yaşın üzerindeki insanlar bunun bilincinde ama gelen genç nesil beni biraz endişelendiriyor bu anlamda. Hocam peki bu noktada infak kavramı aklıma geliyor benim. Paylaşmak ve infak kavramı yan yana konulduğunda ne düşünürsünüz? Yani terminoloji açısından elimizdeki olanı paylaşmak, var olanı vermek. Sadece bunu zekat olarak görmemek açısından söylüyorum. Sadaka, fıtır olarak görmemek açısından söylüyorum. İnfak, yani bilginin de infakı var, ilmin de infakı var, sanatın da infakı var diye düşünürüm. Ne dersiniz? Kesinlikle. Paylaşmak derken zaten elimizdeki o maddi unsurları paylaşmayı kastetmediğimizi başta ifade ettik. Hı hı. Yani bir gencin, üniversite okuyan bir kardeşimizin ciddi çalışmalar yapıp toplumu için, insanlık için bir şey üretip bunu insanlığın yararına sunması da paylaşmanın farklı bir boyutu, versiyonu. Doğru. Öbür tarafta fakir fukaranın o an acil ihtiyacını gidermek için uğraşan sıradan bir kardeşimizin yaptığı da aslında birleştiği yer aynı. Buradaki asıl olan şey niyet. Evet, niyetlerimiz gerçekten insanlığın faydasına bir şeyler üretmekse aslında bu üretilen bir değerdir bunlar. Hmm. Hepsi bir değer. Yani bu değerin maddi değer olması, manevi değer olması çok bir şey ifade etmiyor. Sonuçta bunlar bir araya gelip bir medeniyet tasavvuru oluşturuyor aslında. Yani medeniyetin tanımında yapılırken maddi ve manevi üretilen değerlerin oluşturduğu havza bir bütün, bir bütünlük arz ediyor. Yani biz geçmişte aslında çok geçmişi böyle yüceltmek, geçmişi devamlı abartmaktan çok hoşlanan biri değilimdir. Ama gerçekleri de vurgulamadan geçmek de doğru olmaz. Böyle bir gerçekliğimiz de var. Şimdi geçmişimize baktığımız zaman hakikaten üreten, yani üreten insan paylaşır. Yani şimdi benim cebimde bir şey yoksa ben ne paylaşacağım bir insanla? Üretmeliyim, bir katma değer elde etmeliyim ki o infak duygusuyla insanlara bir şeyler götürmeliyim. Dolayısıyla infak eden insanın aslında üretken insandır. Bu sanayicimiz üretir,
kardeşim bunu benim adıma paylaş der. Dediğiniz gibi bir bilim adamımız üretir, toplumun hizmetine sunar. Bu bir paylaşmaktır. Bizim gibi kuruluşlarda belki o insanlara doğru hedeflere ulaşması noktasında, çünkü ilgi alanları bu olduğu için, toplumun bu konudaki detayını bildikleri için sağlıklı, sahih yönlendirmeler belki yapabilirler. Ama dediğiniz gibi paylaşmak hakikaten geniş bir kavram. İnfakla elbette ki bütünlük arz ediyor. Ama meseleyi sadece cebimizdeki 3-5 kuruşun bir fakire veya bir ihtiyaç sahibi insana verilmesi olarak bakmamak gerekiyor. Biz bilgiyi paylaşmalıyız. Ben bir eğitimci olarak öğrencilerime ve muhatap olduğum kitleye en üst seviyede onlarla bendeki birikimi paylaşmak, bu da bir paylaşmak. Yani bir eğitimcinin paylaşması. İlmin zekatı bu da belki bir yandan. Eyvallah. Bir babanın yani kendi kültürünü, kendi geçmişini, kendi neslini aktarması bir paylaşımdır hakeza. Meseleye biraz daha bu anlamda baktığımız zaman gerçekten çok kapsayıcı bir kavram olduğu kanaatindeyim. Hocam İHH'nın üzerinden devam edelim isterseniz. Şimdi Ramazan'a has faaliyetler dedik ama biraz açmanızı istiyorum. Ne tür çalışmalar yapacaksınız Ramazan ayı boyunca? Evet Sayın Hocam. Şimdi Ramazan tabi bizim gibi kuruluşların tabiri caizse harmanı oluyor. Yani güzel, belki eleştirilebilir ama şöyle söyleyeyim. Zekat ve fitre ayı olarak Ramazan daha çok biliniyor. Evet fitre ayı Ramazan ama zekat ayı aslında değil. Zekat bir müminin kazanmış olduğu malın üzerinden belli bir süre, bir yıl geçtikten sonra hicri anlamda zekatını vermesi gerekiyor. İlla da Ramazan'a denk gelecek denmesi diye. Gerekmiyor ama tabii ki. Toplumumuzda böyle bir adet var. Adet oluştu, gelenek oluşmuş. Dolayısıyla insanlar gerek öteleyerek, gerek erken alarak bir şekilde zekatlarını, sadakalarını Ramazan'a denk getirmeye çalışıyorlar. Bu da güzel bir haslet. Bu sebepten dolayı biz de ciddi bu anlamda bize talepler oluyor. Bize gelen bu yardımları, tabii dediğim gibi yani biz yılların, 10 yılların getirdiği birikimle elde etmiş olduğumuz bir müktesebatımız var. Yani neyin nereye ulaşacağını çok önceden biliyoruz ve planlıyoruz. Şu anda Ramazan gelmeden mesela İstanbul Genel Merkez adındaki arkadaşlarımız yüzlerce bize proje gönderiyorlar. Diyor ki şunlar Ramazan projeleri mi? Bunlardan birini alın. Mesela biz şu anda Arakan'da ki kardeşlerimizin Elazığ olarak birçok yetimin giyimini üstlendik. Orada onların bayramlık giyimlerini üstlendik. Maşallah. Bir de Yunanistan Gümülcine'deki azınlık korumunda olan Müslüman Türk kardeşlerimizin, orada özellikle azınlık korumunda yaşayan bir kardeşlerimiz var. O bölgede yaşayan Müslümanların iftarlarını üstlendik. Bir ay boyunca mı? Belli bir dönem. Bir meblağ belirleniyor. Onu biz karşılayacağız diyoruz. Dolayısıyla biz mesela arkadaşlarımızın bu anlamda bize yönlendirecekleri şeyleri bir kısmı oraya yönlendireceğiz. Artı böyle dünyanın birçok yerinde alınan yüzlerce proje var. Artık bağışçılarımızın bize olan ilgisine göre, yaptığı yardımlara göre o projeleri alıp onları en az olarak üstleniyoruz. Bu anlamda yüzün üzerinde ülkede ciddi Ramazan projeleri gerçekleştiriliyor. Bir diğer husus biz Elazığ olarak da daha iki gün önce, yani Ramazan'dan iki gün önce Elazığ'ımızda, ilimizde bulunan başta yetimlerimiz olmak üzere mülteci yetim ve fakirlerimizden yaklaşık 700 kişiyi hem kıyafet hem ayakkabı olarak aile boyu, ailecek giydirdik. Öyle maşallah, bir projeyi elhamdülillah. Allah hayır sahiplerinden razı olsun. Biz sonuçta aracıyız. Birileri geliyor, kardeşim benim bir hayır yapmak istiyorum. Biz de diyoruz ki bak böyle bir ihtiyacımız var. Tamam diyor, bunu ben karşılayayım diyor. Ve kardeşlerimizin, hayır sahiplerimizin destekleriyle 700 kişiyi giydirdik iki gün önce. Bayramlıklarını şimdiden aldılar çocuklarımız. Yani keşke o manzarayı kanalımız da yayınladı zaten, Allah razı olsun. Çok güzel bir görüntüydü. Cıvıl cıvıl. Yani artık şunu yapmıyoruz. Eskiden diyelim bir iş adamımız ve bir mağaza sahibi kardeşimiz elinde mallar kalmış, satılmıyor. Zamanı geçmiş. Diyor ki ya bunu vereyim de bunu dağıtın. Şimdi bunu dağıtmak çok kolay olmuyordu. Şimdi uyuyor, uymuyor, zamanı geçmiş, denk geliyor, delmiyor. Ciddi sıkıntı yaşıyorduk bunlar. Şimdi artık öyle yapmıyoruz. Diyoruz kardeşim, hayır yapacaksan tam yap. Tam yap. Ne yapalım? İşte 3-4 katlı bir mağazaya çocukları sokuyoruz. İstedikleri gibi kendileri seçsin, giyinsin. Ha meblağ belirliyoruz. Diyoruz ki bu sene 100 liralık örneğin. Yani 150 liralık kıyafet alabilirsiniz kişi başı. İşte 75 liralık ayakkabı alabilirsiniz kişi başı. 5 kişilik aile olduğu zaman yani 1000 liraya, 1250 liraya denk geliyor. Giriyor kafasına göre. O kabine giriyor, çıkarıyor. Oldu, olmadı, şunu beğen. Çok harika bir görüntü. Bak o insanlar şimdiye kadar hep
Al bunu giy. Beğensen de beğenmesen de o. Uysa da uymasa da o adamın verdiğini veriyorduk. Ama şimdi kendisinin bizzat girip kendi üzerine denemesi, olmadı beğenmedim, farklı rengi alayım çıkarması onun psikolojik anlamda, pedagojik anlamda kendini ikinci sınıf hissetmemesini sağlıyor. Kesinlikle. Şimdi artık birinci sınıf bir uygulama. Yani hatta o yani bizim hayır yaptığımızın bile farkında. Geç al kardeşim alışverişini, çık git sen. Tamam, bu kadar. Çok güzel bir hadise. Artık buna evrildi olay. Bu güzel. Bu insanların da duygularını incitmemek gerekiyor. Onların da kişiliklerini rencide etmemek gerekiyor. Bu anlamda güzel. Ben bizzat kendim öğrencilik yıllarında biraz maddi anlamda sıkıntılı okudum. Mesela ben Selçuk mezunuyum. O yıllarda Allah razı olsun, yani Konya'da ismini vermeyeyim, bir hayır kuruluşu vardı. Gittik. Dediler burs veriyorlar. Biz de gittik. İşte nerelisin? Elazığlıyız. Baktı adam tipimize. Tamam dedi, ayda gel şu kadar. Yani şimdiki parayla 50 lira diyebilirim yani. Bir aylık burs. Gidiyorduk. 50 lira veriyordu. Bir de paketin içine bir şey veriyordu her gittiğimizde. Yani özür diliyorum izleyicilerimizden. Bazen açıyorduk işte bir iç kıyafet, bir atlet, bir çorap ama zamanı geçmiş, giyilmeyecek, sürmüş, değişik şey. Her gittiğimizde yerimize bir poşet tutuştururdu. Çoğunu kullanmazdık, atardık. Ben şimdi geçmişi hatırlıyorum. Tamam mı? Öğrenciyiz tabii. Bir 50 lira bizim için o zaman. Bir şey yol masrafımızı gidermek için bir harçlık gidiyorsunuz ama adam da onu veriyor eline. Şimdi bunların değerlidir. Tabii bunları küçümsemek anlamında söylemiyorum ama artık dediğim gibi farklı bir formata dönüşmesi gerekiyor bu hayır işlerinde. Elhamdülillah bu konuda da bizler elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hocam ne kadarlık bir kitle İHA Elazığ'da hitap ediyor? Kayıtlı yardım alan sayısı nedir? Mültecilerin, özellikle Suriyeli göçmenlerin bunun içerisindeki durumu nedir? Eyvallah. Şimdi bizim öncelikle çalışma alanımız yetimler. Önceliğimiz o. Elazığ'da yaklaşık 320 kadar yetim çocuğumuz var. Biz bunlara her ay düzenli burs veriyoruz. Maddi anlamda sıkıntılı olan yetimler tabii. Yani yetim ama durumu iyidir. O bizim ilgi alanımıza girmiyor. O çocuklara aylık burs veriyoruz. Artı dönemsel yardımlarımız oluyor o çocuklara yönelik. Ramazan'da, kurbanda veya ara dönemlerde. Bir de şunu yapıyoruz birkaç yıldır. Şimdi bizim gönüllülerimiz var. Üniversiteli gençler pırıl pırıl maşallah. Allah hepsinden razı olsun. Zamanın sahabeleri diyorum ben onlara. Çocuk okuldan çıkıyor gençler. Hocam var mı yapacağımız bir şey? Bize düşen bir şey var mı? Gel diyoruz. Hangi bölümde okuyorsun? Şu bölümde. Al şu çocuğu. Çocuğun matematik dersinde eksiklik var. Şuna yardımcı ol. Yani yetimlerle ilgilenirken aynı zamanda onların ruhsal eğitimiyle de o abileri vasıtasıyla ilgilenmeye çalışıyoruz. Çok güzel de bir sistem oturdu. Şimdi geçen gün işte çocuklar aldılar yaklaşık bir 50 kadar çocuğu. Yine KYK'da kalan gençler de bu anlamda destek veriyorlar. Gönüllü gençler var. Onlarla beraber cip mesir alanına götürüldü. Onlarla çeşitli sosyal etkinlikler yapıldı. Yani sadece yetimlere al ayda sana 125 lira işte al dönemsel şu yardımları ne halin varsa gör dememeye çalışıyoruz. Bir şekilde onlarla böyle ilgilenip hayata atılma noktasında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tüm yetimler, ihtiyaçlarına derman olmak. Valla tüm ihtiyaçlarına derman olduğumuz iddiasında değiliz. Ama hedef o. Tabii elimizden geldiği kadar. Elimizden geldiği kadar. Bir de onların kendini yalnız hissetmemesi. Bak geçen gün yaşanan bir hadiseyi anlatayım. Yani birkaç gün önce bir annemiz geldi, yetim annemiz. Kadının iki gözü iki çeşme. Şimdi bunun daha evlenmiş, koca ikinci eşinden işte bir çocuğu var, kocası ölmüş. Daha sonra ilk evlendiği eşinin de ilk eşi varmış kocasının. Ondan bir çocuğu İstanbul'daymış. Borçlanmış falan filan derken nasıl olmuşsa o borç bir şekilde dönüp dolaşıp hiç alakası olmayan, onu hiç hayatımda görmedim ben diyor o çocuğunu dahi. Onun borcu gelmiş bunu bulmuş. Resmiyette babasının yani bu ölen yetimimizin eşinin oğlunun borcu gelmiş bunu bulmuş. Kadın ne yapacağını bilmiyor şimdi. Yani biz şu aşamadayız. Bu ilgilendiğimiz kitle bir sıkıntı olduğu zaman ilk bize müracaat ediyor. Ne güzel. Yani müracaat edecek bir yeri var. Fikir alıyor. Hocam ya böyle bir durum var, ağlıyor. Ne yapacağım ben diyor. Zaten kocamdan kalan şöyle şu kadar cüzi bir maaş var. Evim zaten kira. Bu dönemden giderse ne olur falan. Dur sakin ol bakma ablacığım. Gel bakalım anlat şu durumunu. Sağ olsun gönüllü yine avukat arkadaşlarımız var. Telefon açtı. Bir gelsin. Gitti baktı etti. Yok dedi problem yok. Şöyle şöyle bir durum var. Şöyle olursa bana haber ver. Kadın geldi böyle Allah razı olsun diye. Bu gece rahat uyudum diye. Şimdi dokunabilmek bu. Dokunabilmek, yani sadece bir paket vermek veya aylık belli bir burs vermek değil. Bu anlamda yetimlerle ciddi bir diyalogumuz var. Artı yetim olmadığı halde ciddi fakir insanlarımız da var. Yani evet koca hayatta ama kimini terk etmiş, kimi hapiste olabiliyor, kimi koca var ama yok gibi. Yani varlığıyla yokluğu musavi.
böyle olan bir kitlemiz de var maalesef. Bunlara da elimizden geldiği kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Yaklaşık bu anlamda bir 500 kadar da fakir ailemiz var. Bir de elimize gelen mülteciler bizim geldikleri günden beri ilgi alanımız. Tabi bu konu biraz izaha muhtaç bir konu. Şöyle izaha muhtaç, üstadım. Şimdi mülteciler ilk geldiği zaman toplumumuz bunlara ciddi anlamda destek oldu, sahip çıktı. Ama süreç uzadıkça bir insanlara bir bıkkınlık meydana gelmeye başladı. Artı onlardan kaynaklanan bazı yanlış davranışlar, tutumlar da oluşmaya başlanınca ki zamanla ister istemez insan bunlar oluşunca insanlarda bir bıkkınlık ve onlara karşı farklı bir yaklaşım tarzı gelişmeye başladı. Tabii ciddi anlamda bilgi kirliliği de var. Onu da söyleyeyim. Hı hı. Yani elimizde yaklaşık bir 10-15 bin civarında bir mülteci olduğunu düşünüyoruz bizdeki kayıtlara göre. Bunun gerçek bilgisini tabii İl Göç İdaresi daha iyi bilir. Ben bizdeki bilgiler üzerinden konuşuyorum. Şimdi bu kardeşlerimiz geldiği zaman bizim ilk yaptığımız şey bunların acil ev eşyası ihtiyaçlarını gidermek oldu. Yani yaklaşık 1000 aileye yakın. Barınma ile ilgili evet, taleplerini. Evet. Talepleri ev buluyorlar bir şekilde. Kendilerini bir yere atıyorlar. Daha sonra biz gidip bakıyoruz. Ciddi sıkıntısı olanlara ev eşyası takviyesinde bulunduk. Yani yaklaşık 1000 aileye bu anlamda takviyede bulunduk biz. Allah hayır sahiplerinden razı olsun. Bu aşama geçildi. Daha artık zaten gelen yok. Artık yerleşen yerleşti. Ondan sonra acil temel gıda ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık elimizden geldiği kadar. Bir şekilde iş buldular, hayatta tutunmaya çalıştılar bu insanlar. Artık ciddi anlamda çok sıkıntı çeken bir zümre var ama eskisi kadar değil. Şimdi bunların tabii geldiler. Devletin de imkanları var bu arada. Tabii devlet de bu anlamda yardım ediyor ama o konuda bilgi kirliliği vardır ki onu kastetmiştim. Devletin o anlamda yaptığı yardımlar sadece sosyal yardımlaşmanın kömür alma durumundaki olan insanlara kömür vermesi. Bunun dışında devletimizin bizzat maddi anlamda bir katkıları yok. Bakın toplumda çok yanlış bilgi var. Bilgi kirliliği. Düzenli var. Maaş ödendiğine düzenli dair maaş genel bir kanı var. Hayır, alakası yok. Efendim Suriyelilere veya mültecilere maaş ödeniyor. Bakın böyle bir şey yok. Olan hadise sadece şu, işin içindeyiz yani biliyoruz. Avrupa Birliği'nden bir yardım sözleri vardı ya Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye. Yani mültecileri siz sınırınıza tutun, bize göndermeyin. Biz de size maddi destekle bulunalım diye bir Türkiye'de yani yaptığı bir anlaşma vardı. Bu anlaşma çerçevesinde onlara gelen Hilal Kart, Türkiye'nin düzenlemiş olduğu Hilal Kızılay Kart diye bir kart veriliyor. Onlar 5 kişinin üzerinde çocuğu olanlara kişi başı 100 TL gibi. O da 4 varsa vermiyor, 3 varsa vermiyor. Erkeğin durumu iyiyse vermiyor. Yani onun da şartları var. Böyle bir kart veriyor sadece. Anlatabiliyor muyum? Yardım kartı. Yardım kartı. O da Türkiye'nin kisesinden çıkan bir şey değil. Türkiye'nin işine geliyor. Yani yurt dışından sonuçta Türkiye'ye para giriyor yani. Cüzi bir miktar o da. Yani çok öyle ahım şahım bir şey değil. Yani 200 lira, 300 lira gibi bir şey yani bu insanlara veriliyor. Dediğim gibi kişi çocuk başı 100 lira gibi bir olaydı. Tabii bu bir kısım çevreler tarafından belki de iktidarı bu anlamda yıpratma adına veya farklı hedefler adına abartılarak çok farklı yerlere çekiliyor. Bu konu böyle değil. Yani böyle bir durum yok. Yani şöyle deniyor. İşte onları üniversite sınavsız üniversiteye alıyorlar. Yani burs veriyorlar. Şey yok. Burs veriyorlar. Böyle bir şey yok. Maaş veriyorlar. Yani sağlık tedavi imkanları. Evet, sağlık tedavi imkanları şöyle. Yani buraya gelen insanlar ya hastalandığı zaman yani tedavi görmesinler mi kardeşim? Yani gelmiş bu adam burada yaşıyor. Ha bunların bünyesinde oluşturulan bir sağlık ocağı var. Onlardan oluşan doktorlar var. Mesela ilimizde iki yerde var. Yine Suriyeli doktorların kendi hastalarına baktığı sağlık ocağı seviyesinde birinci derece sağlık merkezleri var. Olmayanlar daha üst seviye, oradan yine sevk edilebiliyor. Bunları görüyor ama sağlık dışında devletin bu anlamda bir katkısı yok bakın. Bu yanlış biliniyor. Bunu da düzeltmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bir ön yargı oluşuyor bunlara karşı. Yani bu insanlar çalışmasa, ya niye çalışmıyor bu insanlar? Yan gelip yatıyor. Şimdi çalışsa bu insanlar geldi işimizi elimizden aldı, biz boşta kaldık. Yani ne yapsın bu insan? Çare ne peki hocam? Yani çare bu insanların çalışabileceği, bakın ben şu kanaatteyim. Bu insanların bu ülkeye ciddi katma değeri söz konusu. Bize ciddi bir sinerji oluşturdu bu insanlar ve oluşturacaklardır. Emin olun bu bir beyin göçüne dönüştürebilir biz bunu. Bundan faydalanabiliriz. Ama biz hep eleştirdiğimiz Avrupa'ya gidince bizim kardeşlerimizi Avrupalıların ikinci sınıf muamele yaptığını hep eleştirmişizdir geçmişte. Aynı duruma bugün biz düşüyoruz. Yani bu insanlar yaşamasın mı? Bu insanlar ayakta kalmasın mı? Yani bu insanlar bir şekilde hayatta kalmak zorundaysa ortak alanlar üretip
Bunun üzerinden bir şekilde sağlıklı ilişkiler geliştirmemiz gerekiyor. Bu konuda oryantasyon çalışmaları yapılması gerekiyor. Devlete çok ciddi görevler düşüyor. Ben bunu eleştiriyorum. Bu konuda bizim yetkililerimiz maalesef istediğimiz performansta değil. Ben buradan bunu açıkça söylüyorum. Yani onları resmi kimliğe kavuşturup vatandaş kılma, vergi mükellefi kılma gibi konularda eksiklerimiz var galiba. Bu konuda değer üretebilecek, katma değer üretebilecek iş adamları var. Ciddi anlamda birikim olan insanlar var. Bunların önünü açarsın, bu insanlar dediğiniz yani vergisinde verir her türlü iş. Yani adam da çalıştırır, insan da çalıştırır, işsizliğe de çare olabilir bir kısmı üzerinden. Bir kısmı ilk gelenler arasında ben iyi hatırlıyorum, bir tane cerrah vardı. Adam Suriye'nin tanınmış bir cerrahıydı. Geldi, hocam bana bir iş. Şimdi adamı amele değil yani inşaata götüremezsiniz, adamın işi o. Adam profesör, orada bilinen bir cerrah. Yani buradaki isim vermeyeyim ben, Elazığ'ın en bilinen özel hastanelerine götürdük. Sağ olsun oradaki yetkililer çok ilgilendiler ama çalışma izni veremedikleri için o vatandaş birkaç sene kaldı. Bizim yardımlarımız, onun yardımıyla en sonunda Avrupa'ya geçti gitti. Yani birçok beyin göçünü de biz bu anlamda elimizin tersiyle ittik aslında. Katma değer sağlayabilirdi, bize değer sağlayabilirdi, nitelikli bir göç alabilirdik bu anlamda. Bu konuda da devlet yetkililerinin ciddi çalışmalar yapması gerekiyor. Yani bir politika üretilmesi gerekiyor yani bu konuda. Bir politikasızlık olduğu kanaatindeyim evet. Ben. Mesela geçen Almanya ile ilgili bir haber okumuştum bu konuda. Göçmen politikası konusunda çok nitelikli bir elemeden geçirerek göçmenleri istihdam ettiğine dair çok ciddi bir eleme yapıyormuş. Özellikle Suriyeliler üzerinden. Evet. Yani bu konuda hocam peki yerelde işte meslek edindirme kursları babında anneleri de eğitme, gerekirse lisan eğitimi verme anlamında adaptasyonu artırma anlamında da çalışmalar var mı, olabilir mi, olmalı mı? Şu anda milli eğitim bünyesinde yapılıyor. Onlara kurslar veriliyor. Bir diğer husus dil, malumunuz yani toplumun içinde öğrenilen bir hadise. Evet. Ben o şeyi önemsedim, hoşuma gitti. Yani şu anda onların çocukları özellikle bizzat bizim okulumuzdaki öğrencilerle aynı sınıfları paylaşarak eğitimlerini sürdürüyorlar. Özellikle küçük yaştaki çocuklar bu anlamda aştılar. Yani dil, hiç anlayamazsınız ki Suriyeli. O sınıfta kalarak çocuk 5-6 ay içerisinde aynen bizim kendi çocuklarımız gibi çok rahat bir şekilde dili öğreniyorlar küçük yaştakiler. O ciddi bir kaynaşmayı da beraberinde getiriyor. Hı hı. Bu anlamda yani milli eğitimin çalışmaları var ama meslek edindirme anlamında tabii gerek devlet yetkililerine, belediyelere, gerek sivil toplum kuruluşlarına ciddi görevler düşüyor. Ben artık işin ikinci boyutta olması gerektiğini düşünüyorum. Yani oryantasyon derken dediğiniz gibi meslek edindirme ve toplumun diğer fertleriyle, bireyleriyle buluşturma programları yapmamız gerekiyor. Çünkü ön yargıları kırma adına. Mesela Almanya'daki yaşayan vatandaşlarımızın temel problemlerinden biri hocam gettolaşmalarıydı. Buna dair yazılar, yorumlar okurduk geçmiş yıllarda. Suriyeliler için de Türkiye'de böyle bir tehlikeden bahsedilebilir mi? Ya yani kendi mahallelerini dışa kapalı bir ortamda yaşayarak yani adaptasyon süreçlerini uzatmak, yani Türkiye'ye uyum sağlama konusunda problemler bizi bekliyor mu? Yani bunu biraz da biz sağladık. Biz sebep olduk. Yani o insanları adeta bir yerlere ittik yani. Belli kısımlarda ev verilmedi bu insanlara. Ya Suriyelisin ev vermiyorum. İşte Suriyeliler falan mahallelere gitmek zorunda kaldı. Orada ev kiraları düşük ve yıkık dökük evlere onları mahkum ettik. Haliyle orada bir gettolaşma oluştu. Ama böyle değildi. En azından nitelikli insanları kendi içimize alıp eritseydik, bir diyalog kursaydık çok farklı olacaktı. Bu kısmen var. Bu kısmen var ama bunun da çözümü var. Yani o insanların da toplumun bir parçası olduklarını, bir buradakilerin de onların kardeşi olduklarını onlara hissettirecek çalışmalar yapmak. Yani şu bakış yapmak. Açısını sanıyorum artık ihtiyacımız var. Bu insanlar artık bizim vatandaşımız. Bunlar burada mukimler, kalıcılar. Biz bir şekilde bunu kendi içimizde, büyük bir toplumuz, biz eritmemiz gerekiyor. Eritme bize bu noktadan bakmamız gerekiyor. Şimdi anladığım kalıp kalmayacağını bilemiyoruz ama kalacaklarmış gibi düşünüp ona göre politika üretirsek. Anladım. Kalacaklar sonuçta, gibi. Evet, evet sonuçta kalır veya kalmaz. Ama sonuçta kazançlı olacak olan biziz. Yani kesinlikle. Bu insanlar hakikaten bakın suç oranları hemen hemen yok bu insanlarda. Bu da önemli bir detay. Tabii suç oranları ve olan suç oranları da kendi aralarında. Geçen İçişleri Bakanı bizzat kendisi açıkladı. Yani %1,5 gibi bir oran, o da %90'ı da kendi aralarında yine. Bunu abartmaya da gerek yok. Yani bir münferit olayı alıp da böyle bütün ilde oluyormuş gibi abartmanın anlamı da yok. Biraz insani ve merhamet eksenli yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum ben bu anlamda. Elbette hata yapıyorlar. Bakın biz çeşitli broşürler hazırladık. O insanların kültürleri farklı. Dedi ki kardeşim bak sen hoş geldin, ülkemize geldin, sıkıntıdan kaçtın geldin, kardeşimizsin. Ama toplumumuzda hoşa gitmeyen şu davranışları yaptığımızı gözlemliyoruz bazılarınızın. Lütfen şunlara dikkat edin. Onları madde madde sıraladık. Her gelene biz verdik broşür olarak. Bunlara dikkat ederseniz toplumumuz sizi daha rahat kabullenir.
belli sıkıntılar giderilirdi. Bayağı bir dönüşüm oldu, düzelme oldu bu anlamda. Ne güzel, maşallah. Yani buna benzer çalışmalar yapıldığı zaman bu insanlar da farkına değil yaptıklarının. Onun için normal bir şey. Adam parkta oturuyor, diyelim nargilesini alıyor, akşamları oturuyor inşaattan gelmiş yorgun bir halde. Şimdi bize göre adamın parkta uzanıp da böyle nargile tutturması göze batan bir hadise. Şimdi bunu yapmamam gerektiğini fark ettiği an adam bunu yapmamaya başlıyor. Ama düne kadar memleketinde bunu yapıyordu. Yani o gelmiş olduğu kültürden kaynaklı bazı alışkanlıkları var. Burada da birilerinin onu güzel bir uslupla uyarması lazım. Bunu yaparsak bu sıkıntıların gideceğini düşünüyorum. Tekrar biraz daha toleranslı davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu bir süreç. Bizler için de kolay bir süreç değil. Onlar için de kolay bir süreç değil. İstihdam önünde engel var mı hocam? Yani firmalar, kurumlar bu göçmenleri çalıştırmaları konusunda herhangi bir zorluk yaşayabiliyorlar mı? Yani, açıldı mı bunlar? Belli oranda açıldı. Yani vatandaşlık alan veya çalışma izni alanlar oluyor. Ama herkese bu verilmiyor. Belli prosedürleri var. Ben bunun da kolaylaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Biraz da tabii çekinceler var. Yani tepki almaktan da siyasi bu anlamda çekiniyor. Dolayısıyla belli şeyleri güçleştiriyorlar. Benim kanaatim, emin olun bunu tekrar tekrar altını çiziyorum, ciddi bir sinerji oluşturacaktır toplumun gelişmesi anlamında. Hayır, hocam 3,5-4 milyonluk bir kitleden bahsediliyor. Bunun sanıyorum net bir rakamı da en azından bizde yok. Yani belki devletin ilgili makamlarında mutlaka ki vardır. Ama bunun da bir takım işte bir şekilde kayıt kuyut altına alınması açısından önemlidir diye düşünüyorum. Kaydı vardır devlette ama çalışma izni, yani dedim ya oryantasyon derken, uyum derken, kaynaşma derken bu tip şeylerle olacaktır bunlar. Yani biz bu insanları çağırıyoruz, mesela iftar veriyoruz. Adam toplu iftara geliyor. Orada işte siz kardeşimizsiniz, hoş geldiniz, ne yapıyorsunuz? Bazen dönem dönem çağırıyor, sıkıntılarınız nelerdir? Paylaşıyorlar, onlar yetkileri götürüp aşmaya çalışıyoruz. Bazen ya biz geldiklerinde mesela burada birkaçın düğününü yaptık. Yani onlara, yani onların cenazeleri oluyor, onlara işte belli cenaze yerlerini arkadaşlar otursunlar diye o mekanları tahsis etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yani dolayısıyla kendimi toplumun bir ferdi olarak görüp kaynaşmaları daha rahat oluyor. Bunu böyle bakmamız gerekiyor. Bu arada İHA tabii sadece burada değil, Suriye'de de bu faaliyetlerine devam ettiriyor. Özellikle Azez bölgesinde bildiğim kadarıyla yanlış söylüyorsam. Yani Hatay, Kilis, Azez o bölgenin tamamında. Yani sınır boyunun tamamında. Orada da kısaca ne tür faaliyetler var İHA Hanım hocam? Kriz başladığı günden beri biz oradan kaçıp gelen, katledilen mazlum insanlara bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Bizim orada çok sayıda fırınımız, aşevimiz, konteyner kentimiz, yetim yaşam merkezimiz, yani onlarca üniversitemiz, çalışmalarımız var. Üniversite? Evet, evet. Orada Suriye'nin içinde, sınırda. Oradan gelen öğrencilerin eğitim görmesi için üniversitemiz dahi var. Türk hocaları nezaretinde midir bu? Türk hocaları nezaretinde mi? Hayır, Suriyeli hocalar nezaretinde. Bizzat onların eğitim görüp tekrar ülkelerine döndükleri zaman nitelikli bir şekilde dönmelerini temin açısından ciddi çalışmalarımız var. Yani günlük yüz binlerce kişiye oradan yemek, aş dağıtılıyor. Bakın, bizim bir şekilde ülkemizin içine gelen, Elazığ'a gelen, başka illere gelen insanlar hayatta bir şekilde duruyorlar. Varlıklarını devam ettirebiliyorlar az çok sıkıntılı da olsa. Ama artık birkaç yıldır sınırın ötesinde Türkiye içeride almadığı için sınır boyu kilometrelerce oluşan kendinden çadır kentler var. Derme çatma barakalarda yüz binlerce insan kalıyor. Yani sınırımıza sıfır, yaklaşık bir 10 kilometre derinliği olan bir şehir var orada. Boydan boya sınır boyu. Yani gidip görülmesi gerekiyor. Yani bu insanlar herhangi bir ekonomik faaliyet yok. Bir üretim yok. Yıllardır öyle. Bu insanların bir şeyler yemesi lazım, ayakta durması lazım. Dolayısıyla biz de bizim gibi birçok yardım kuruluşu tabii. Orada ciddi çalışmalar yapıyor. O insanlara en azından hazır aş ulaştırmaya çalışıyor. Zaten bizim enerjimizin büyük bir kısmını son yıllarda bu çalışmalar aldı. Büyük bir kriz, az değil. Bakın 1 milyona yakın insan öldü. 10 milyona yakın insan ülkesinden, ülke içinde göç etti. 4 milyon, 6 milyona yakın insan ülkesini terk etti. Dünyada işi görülmemiş bir kriz bu yani. Nüfus açısından, nüfus hareketliliği açısından. Dolayısıyla bu ciddi krizle uğraşmak kolay değil. Bu anlamda İHA'nın ben sorumluluğunu ve vebalini yerine getirdiği kanaatindeyim. Yani yarın bu kriz bittiği zaman sadece Suriye olayı bile Müslümanların nazarında İHA'nın ak alına çıkması için yeterli olacak kanaatindeyim. Çünkü bizzat işin içindeyiz. Allah bütün hayır sahiplerinden razı olsun. Tabii bu sonuçta buradaki kaynaklarla olan bir şey. Hayır sahiplerinin hayırlı olan şeyler. Tabii siz aracı bir kurumsunuz. Evet. Alan ve veren eli bir araya getirmeye gayret ediyor İHA bu anlamda.
önemli faaliyetler yapıyor. Çok takdire şayan işler bunlar. Ben de kısmen malumat sahibi olduğum için bazı çalışmaları biliyorum. Takdire şayan çalışmaları yapan birimlerden biri de aslında Kadın Kolları İHA'nın. Bahsetmek ister misiniz? Ben tabii ki, kesinlikle. Onlar da çok aktif, çok önemli işler yapıyorlar gördüğüm kadarıyla. Kesinlikle. Zaten toplumun %50'si bayan, %50'si bay. Yani erkeklerden oluşuyor. Onları dışlayarak hiçbir faaliyet, hiçbir etkinlik, hiçbir çalışma yapamazsınız. Diğer yarımız onlar. Allah razı olsun ama bizden daha aktif ve daha duyarlılar. Tabii bayan onlara hasebiyle, Rabbimizin onları özel yaratmasından kaynaklı olan bir duygusallıkları da var. O faaliyetlerinde de aktif olarak ön plana çıkmalarını sebep oluyor. Onlarsız biz bir şey yapamayız, onu açıkça söyleyeyim. Yani biz biraz tabii artık bazı hususlarda duyarsızlaşmaya başlıyoruz. Artık belli şeylere çok karşılaşa ya çok da önemli değil, bu da eksik olsun falan, bu da olmasın diyebiliyoruz ama onlar hayır, bu olmasın. Yani o eksiği tamamlama derindeler, o hassas yapılarından dolayı daha hassaslar. Allah razı olsun. Bakın bizim çalışmamız gönüllülük esasıyla yürüyor. Yani ben ve yönetim kurulundaki tüm arkadaşlar ve orada bulunan bütün bahsettiğimiz bayanların hepsi gönüllülük esasıyla yürüttüğümüz faaliyetlerden bahsediyoruz. Çok büyük bir iş yapıyoruz biz ya. Bunun toplum ve devlet yetkilileri farkında olsunlar. Hakikaten bakın, bir devlet kuruluşu devletin kendisine tahsis etmiş olduğu birikimi, meblağı alıp doğru yerlere ulaştırmakla mükellef. Kesin. Değil mi? Kendi görevi alanı. Görev alanı, görevi bu zaten, ondan evet, rızkını alıyor. Siz hem kaynak üretiyorsunuz hem doğru insanlara ulaştırmak zorundasınız. İşin en zor tarafı kaynak üretmek. Yani bunu temin ediyorsunuz ve bütün bunları yaparken de tamamen gönüllülük esasıyla yapıyorsunuz. Bir tek kuruş menfaatiniz yok. Ya bu takdire şayan bir hadise. Ben onun için gençlere diyorum, Allah sizden razı olsun. Siz zamanın sahabelerisiniz. Hakikaten çok ciddi fedakarlık yapıyor bu arkadaşlarımız. Geliyor oraya hocam, bazen koli taşıyor, bazen bir yetimin evine gidiyor. Ama bazen o manevi tatmin, o huzur elbette parayla ölçülebilecek, maddiyatla ölçülebilecek bir şey değil. Ben onu bulunduğum etkinliklerde hissediyorum o insanlardan. Allah razı olsun herkesten. Kesinlikle. Yani emek veren, başta sizde olmak üzere, sizin şahsınızda, gençlik teşkilatınıza, hanımlar koluna ve bütün gönüllülere, bağışçılara katkılarından dolayı teşekkür edelim. Allah razı olsun. Yani bir komple yürüyen bir hadise, tek başına olacak bir şey değil. Bir ekip işi, gönüllülük işi. Evet, evet. Yani birilerinin yapmak zorunda olduklarını siz gönüllülük esasıyla sadece Allah rızasını gözeterek, kendinizden de bir şeyler katarak yapıyorsanız bir miktarda insan takdir bekliyor. En azından şu anlamda takdir bekliyor. Belli konularda önünüzün açılmasını bekliyor daha doğrusu. Takdir derken bunu kastediyorum. Kolaylaştırma anlamında. Tıkandığınız noktalarda, yani bürokrasik. Bazen bir araç ihtiyacımız oluyor. İşte bir yetkiliden diyorsun ya, bir yetimleri şuraya götüreceğiz, bize bir araç lazım. Ben beklerim ki yani çok rahat bir şekilde bize ulaşabilirim kardeşim. Yani ben toplum adına böyle bir şey yapıyorum. Sonuçta bu halk adına bunu yapıyoruz. Toplumsal bir faaliyet. Toplumsal bir faaliyeti yapıyorum. Evet, evet. Veya bir yerde bir yetkinlik yapacağız. Birkaç gün o alanın bana tahsis edilmesini rica ediyorum. Bir mekana ihtiyaç var. Bu gibi şeylerde biraz daha ben şahsen kolaylaştırılmasını bekliyorum yetkililerimizden. Öyle diyeyim artık. Hocam çok teşekkür ederiz. Programı bitirme noktasındayız. Varsa son bir mesajınız, düşünceniz, cümleniz alalım ve bitirelim. Eyvallah. Allah razı olsun. Tekrar teşekkür ediyorum fırsatı verdiğiniz için. Ya, Ramazan hakikaten çok farklı bir atmosfer, çok farklı bir iklime insanı sürüklüyor. İnfak duygularımız elhamdülillah zirve yapıyor. İnfakta bulunan, bu anlamda destek olan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Biz sadece bir hayır kuruluşu değiliz bakın. Biz tabiri caizse bir ümmetin varlıkla yokluk mücadelesi verdiği bir dönemde dışarıdaki özellikle kardeşlerimizin var olma mücadelesinde en büyük aktör olmaya çalışıyoruz. Destek olmaya çalışıyoruz. Biz tabiri caizse bir direniş kalesiyiz. Ümmetin bir direniş kalesi. Biz kendimizi böyle tanımlıyoruz. Yani sadece bir evden alıp bir fakire vermek değil. Onların stratejik hesaplarını yaparak o kardeşlerimizin var olma mücadelesine destek verme amaçlı yapılan çalışmalar bunlar. O yüzden ben bütün destekçilerimize, bütün hayır sahiplerine teşekkür ediyorum. İnsanımız hakikaten cömert. Allah bu millete zeval vermesin. Amin. Kıyamete kadar varlıklarını devam ettirmesini sağlasın hepimizin, milletimizin. Yani
ümmet coğrafyası bugün kan ağlıyor. Eliniz attığınız yer elinizde kalıyor. Yani çok rahat bir şekilde işte şunlar da en az bizler kadar iyiler veya fedakarlıkla bir şey yapıyorlar diyebileceğiniz yerler çok az. Bu durumdayken birçok sorumluluk bize düşüyor. Bunu yapmak zorundayız. Elhamdülillah bir tarihi bir müktesebatımız da var, bir birikimimiz de var. Kesinlikle. Onu kullanarak yeni şeyler üretebiliriz. Bu donanıma da sahibiz ki yaptığımız şey de bundan kaynaklı. Rabbim rızasına nail olacak amelleri bize işletsin. Hep duamız o. Kendi yoluna bizi hadim eylesin. Kendi yoluna bizi kullansın. Akıbetimizi hayır eylesin diyorum. Amin. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Değerli seyirciler, bir programı daha burada nihayetlendiriyoruz. Yeni programlarda yeniden buluşmak dileğiyle. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum.